Burası da kültür sanat evi olarak yıkılmış bir binaydı. Burayı da yaptık. Ve sadece orta öğretimle ilgili bir eksiğimiz kaldı Seydişehir'de. Bankalar Caddesi'nde o lokallerin olduğu yerin hepsini biliyorsunuz. Oranın da mülkiyetlerini satın aldık. Büyükşehir Belediye'mize devrettik. Liseliler Akademisi olarak orada en yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Buraları devreye soktuktan sonra kültür faaliyetlerinde, sosyal faaliyetlerinde bu ilçede eksiğimiz kalmayacak. Aynı zamanda kaymakamlığımızın bakım onarımını yapmış olduğu birkaç tane binamız da var. Yani geriye sadece ilgilenmek, gençlerimizin kendi kültürüne, kendi bağlarına bağlı olarak çalışma yapabilecekleri imkanlar hazır. Sadece onları yönlendirmek. %90'ı Seydişehir ve Seydişehirlilerle ilgili olan 14 kitap yayınladı. Hey gidi gençlik sol, hey gidi gençlik hey hariç diğer kitaplarımı karşılıksız dağıttı. Nefsim ne dedi biliyor musunuz? Hep biner biner bastırdı bu kitapları. Nefsim ne dedi? Yahu sen aklından zorun mu var kardeşim? Neye 1000 bastırıyorsun? Madem parasız dağıtacağım 500 bastır. Hayo. Adaktan dönülmez. Dedim aynen böyle yaptım. O hey gidi gençlik hey kitabım da benim gençlik şiirlerimle ilgiliydi. Cühüyle basıldı. Yani 14 kitabın içinde para aldığım tek kitabım oldu. 10 kitabın içinde para aldığım tek kitabım o. Para almadım. Yani Seydişehir için canım feda deyip de burnundan kıl bile arttırmayanlardan olmadı. Onlara inandım. 15. kitabımın yolda olduğunu müjdelemek istiyorum.